Merhaba, ben Kadir Furtun. İş Portföy Çoklu Varlık Yönetimi Departmanı'nda kıdemli portföy yöneticisi olarak çalışmaktayım. IDF fon portföyünün en az %80'ini kamu ya da özel sektörün yurt dışında ihraç ettiği dolar cinsinden tahvillere yatırım yapar. IDF fonun karşılaştırma ölçütü piyasada bulunan kamu ya da özel sektörün yurt dışında ihraç ettiği dolar cinsinden tahviller yani Eurobond'ların ortalama getirisidir. Ancak biz iş portföyü olarak IDF fonu dolar mevduatının üzerinde getiri getirecek şekilde daha kısa vadeli Eurobond'lar tutarak yönetiyoruz. Buradaki temel amacımız yatırımcının minimum oynaklıkla dolar mevduat getirisinin üstünde yıl içinde bir getiri elde etmesini sağlamaktır. Eurobond'lar kamunun ya da özel sektörün uzun dönemli finansman bulmak amacıyla yurt dışında ihraç ettiği döviz cinsinden borçlanma senetleridir. Eurobond'lar genellikle ilk ihraçlarında sabit bir kupon ya da faiz oranıyla belirli bir dönem için ihraç olurlar. Bir Eurobond yatırımcısı, Eurobond yatırımı yaptığı dönemdeki sabit faiz oranını vade sonuna kadar korumuş olur. Ancak bilindiği gibi Eurobond'lar ikinci el piyasada da alınıp satılabilmektedir. Eğer bir Eurobond yatırımcısı %5 kuponlu, %5 faiz ile yatırım yaptığı bir kıymete vadesinden önce 6 olduğu ortamda satmak isterse bu satışından zararla çıkmış olur. Ancak aynı Eurobond yatırımcısı piyasa faizlerinin %4 olduğu bir ortamda satmak isterse Eurobond satışından karlı olarak çıkmış olur. Yani Eurobond'ların fiyatları faizlerle ters orantılı olarak hareket etmektedir. Faizler yükseldiğinde Eurobond'ların fiyatları düşerken faizler düştüğünde Eurobond'ların fiyatları artmaktadır. İş Portföy döviz serbest fonun ortalama vadesi 0.6 yıldır. Şu andaki ortalama faizi ise %3.7'dir. Ancak bilindiği gibi piyasa şartlarına göre bu ortalama faiz değişebilmektedir. Piyasanın iyi olduğu durumlarda IDF fona alım yapılırsa daha düşük bir faize alım yapılırken piyasanın kötü olduğu ortamlarda IDF fon alındığında daha yüksek bir faizden alınmış olur. Fon portföyünün %60'ı özel sektör, %35'i kamu, %5'i de likit varlıklara yatırılmaktadır. İş portföy döviz fonunun son 3 yıldaki ortalama getirisi dolar bazında %4.70 olmuştur. TL bazında ise bu getiri %14 seviyesindedir. 2021 yılı başından itibaren baktığımızda ise fonun getirisi %2.9 dolar bazında seviyesindeyken TL bazındaki getirisi yaklaşık %68 mertebesine ulaşmıştır. Bilindiği gibi bütün gelişmiş ülkelerde olan faizlerin yükseliş sürecinde Eurobond'ların da faizlerinin yükselmesi beklenebilir. Daha önce de bahsettiğim gibi Eurobond faizlerinin yükselmesi Eurobond'ların aynı zamanda değer kaybetmesi anlamına gelir. Ancak iş portföy olarak IDF fonu olabilecek en düşük durasyonla yönettiğimiz için bu faiz artırım döngüsünden en az şekilde etkilenmesini ve önümüzdeki dönemde de yatırımcısına dolar mevduat üstü getiri sağlaması için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. Piyasada iş portföy döviz serbest fona benzer başka döviz serbest fonlar da mevcuttur. Ancak iş portföy döviz serbest fon piyasadaki diğer fonlara göre daha kısa vadeli Eurobond'ları bünyesinde barındırarak yatırımcısına en az risk alarak dolar mevduatı üzeri getiri sağlamayı hedeflemektedir. İş portföy döviz serbest fonun büyüklüğü yaklaşık 500 milyon TL'ye ulaşmıştır. İş portföy serbest döviz fon nitelikli yatırımcı olan yatırımcılar tarafından satın alınabilmektedir. Nitelikli yatırımcı tanımı SPK tarafından bankalardaki mevduatı 1 milyon TL ve üzeri olan yatırımcı olarak tanımlanmıştır. Ancak SPK'nın bu konuda belli başlı istisnaları da vardır. Örneğin finansal kuruluşlarda belirli sürelerde çalışmış olmak ya da bazı SPK lisanslarına sahip olmak ya da belirli dönemlerde finansal piyasalarda nitelikli yatırımcı tanımına girmenizi sağlayabilir. İş portföy serbest döviz fonun risk metriği 7 üzerinden 5'tir. Görece risk metriğinin yüksek olmasının nedeni iş portföy serbest döviz fonunun bir serbest fon olmasıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi biz iş portföy olarak iş portföy serbest döviz fonu olabilecek en kısa vadeli Eurobond'lar ile yatırımcının en az şekilde risk almasını sağlayarak yönetmeye çalışmaktayız. www.işportföy.com.tr ya da işte fon mobil uygulamamıza girerek profil anketini doldurarak siz de hangi risk profilinde olduğunuzu ve hangi risk profilindeki fonların size uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. İş portföy serbest döviz fonumuzu İş Bankası, İş Yatırım ya da TEFAS üyesi diğer banka ve aracı kuruluşlar aracılığıyla satın alabilirsiniz. IDF fonun alım talimatları bir gün, satım talimatları ise 3 gün valörlü olarak işlemektedir. Ancak 13.30'dan sonra verilen talimatlar ekstra bir gün daha ileriki valörde olmaktadır. Eğer bu süreçte yurt dışı tatili de varsa yurt dışı tatili gün sayısı kadar valör tarihi ertelenmektedir. IDF fon ya da başka fonlar hakkında sorunuz olursa info@
isportfolio.com.tr mail adresine mail göndererek sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.